Ay köpüğü toplarız. Bu da ne? Bunlar nedir? Bunlar nereden geldi? Oo, parlıyorlar. Çok havalı. Vay canına, harika toplar. Önce ben almak istiyorum. Harika. Oy. Cameron. Orada mısın? Oy. Ha? Aa, bak. Connor yapma. Ha? Bu şeylerde bir terslik var. O haklı. Şunlara baksanıza. Ay. Olamaz. Bu korkunç. Kendilerini inek sanıyorlar. Hadi araştıralım. Connor. Merhaba. Pijama maskeliler, hadi iş başına. Geceye karışıp kahraman olmaya. Pijama maskeliler. Bakın, o plazma toplar artık her yerdeler. Harika. Hemen kedi arabasına. Cameron ve diğerlerine olanlar çok garipti. Sanki onlar bir çeşit transtalardı ve mölemeye başladılar. Sanki kim olduklarını unutmuşlardı. Neyse ki biz pijama maskeliyiz. Böyle bir şey unutmak epey zor değil mi? Doğru dedin. Maskeliler, pijama maskeliler. Maskeliler, pijama maskeliler. Gecede yakalanır suçlular. Kedi çocuk. Aa, şuna bakın. Bunlar nereden geliyor? Kim umursar ki? Ninjalinolar. Futbol mu oynuyorlar? Yapışkanlıcık futbolu. Vay, güzel hareketler. Yani onları durdurmalıyız. Kedi arabasına. Pijama maskeliler, gelmeniz ne iyi oldu. Neye gelmemiz iyi oldu? Kötüler ninja ninolarına egzersiz yaptıramazlar mı? Tüm şehri bıçağı bulayacaksak formda olmamız gerekiyor. Şehri bulamak mı? Sadece eğlencesine mi? Evet, öyle diyelim. Gole gidin! Yepyeni yapışkan vıcık. Yapıştığında genişliyor. O arabayı vıcıkladık. Oyuncak dükkanınızı da. Sırada güzelim okulunuz var. Okul mu? Yapışkan vıcık yüzünden dersler iptal olacak şimdi. Oyun başlasın Ninjalina kulübü. İşte pijama takımı. Yıldız oyuncumuz sayesinde hiç şansınız yok. Dikkat et, vıcıklanma. İdare ederim. Oynamak mı istiyorsun? Muhteşem kanat. Yedek kulübesine gitmeye ne dersin? Aa, yıldız oyuncu çıktı. Süper korkutucu canavar oldu. Baykuş, küçültücü yemleri al. Lionel Ozor'u durduracağız. Hadi gidelim kertenkele, süper kedi. Durun. O herhangi bir canavar değil. O Lionel, benim dostum. Artık değil. Şu dişlerine bir baksanıza. Önce onunla konuşalım. Bunu düzeltebilirim. Ha, neymiş Lionel Lionel bu? Bakın, beni tanıyor. Ya da sadece bazı şeyleri kırmayı seviyor. Hayır, sadece yakalamaca oynamak istiyor. Baykuş kız, dikkat et. Süper baykuş kanatları. Süper kertenkele kasları. İyi yakaladın. Tamam, süper kedi hızı. Aa,
Daha iyi bir plan lazım. Beni izleyin. Ama... Kertenkele, Lionel Ozor kontrol edilemiyor. Onun adı Lionel. Ve bu onun suçu değil. Onun başını döndürdün. O sadece oynamak istiyordu. Lamba direğiyle mi? O tehlikeli. Her yeri kırmadan önce onu şehirden çıkarmalıyız. Sonra Romeo'nun evcil ordusu planını durdururuz. Fikir olan? Tasmaya ne dersin? Olmaz. Şimdi nerede kalmıştım? Aa evet. Ne kadar da akıllıyım. Demek bu yüzden herkesin bebeklerini çalıyormuş. Onları Romeo bebeklerine dönüştürmek için. Olamaz. O da neydi kedi çocuk? Bence laboratuvarın arkasına saklanıp onu habersiz yakalayalım. Harika fikir. Onu durdurmamız gerekiyor. Gidelim. O da ne? Oh. Hayır. Ha? Merhabalar pijama askerliler. Yakaladım. Hayır Bay Meow olmaz. Ha? Eğer benim olsaydı ona böyle derdim ama tabii ki benim değil. O zaman onu biraz değiştirmeme hiç alınmazsın. Hayır. Olacak. Ve hepsi beni severek büyüyecek. Ve sonra da dünyayı ele geçireceğim. Ağır ol bakalım seni hain bebek hırsızı. Bunu asla yanına bırakmayın. Ve unutmayın, Romeo kötü biri. Ve onu durdurmamız gerek, tamam mı? Oo, bak kim gelmiş. Bebek orduma ekleyeceğim son bir pijam askeri. Ve yoluma hiçbir şey çıkamayacak. Sadece bir değil. Bekle, desteğin onlar mı? Hadi çocuklar uyanın. Kahraman zamanı, unuttunuz mu? Kertoş, bize uyku masalı anlatsana. Şimdi tam zamanı. Yakala onu robot. Hayır, bırak beni. Kıpırdama. Hey, arkadaşımızı yat bıyak. Süper kedi hızı ve... Bakın bana ne yaptırdınız. Zavallı küçük robotum. Hadi oynayalım Yomeo. Şimdi olmaz robot. Kötülük yapıyorum. Hemen beni yere indir. Hay canını. Size öğrettiğim tüm süper kahraman hareketlerini hatırladınız. Kahramanlarım benim. Süper kahramanlar. Ben makineyle oynamak istiyorum. Hayır, dokunma ona. Kötü robot, kötü robot. İşte orada. Bak. Romeo iki yerde mi? Ama bu kesinlikle mümkün değil. Bir şeyler mi görüyorsunuz? Hologram makineme kandınız demek. Demek ki bu yüzden seni iki yerde gördük. İkiniz de haklıymışsınız. İkisi de yanılmış aslında.
olduğunu. Hey, o benim. Ve bunlar artık benim. Bakın ne oluyor? İşte ay yine çıkıyor. Hayır. Bu felaket. Romeo ay gücünü aldı. Güncellenen laboratuvarım sayesinde ay artık kontrolüm altında. Ay gevreği projesi başlasın. Benim ayım. Herkesin ayı. Buna ben izin verdim. Kavga etmekle meşgulken tuzağına düştüm. Seni sinirlendirmemeliydim. Buna sinirlenen bendim. Ama artık bitti. Hadi, bunu birlikte yapacağız. Yavaşça merkeze çekeceğim. Ve ezeceğim. O kurabiye değil. Ve bu olmayacak. Kahraman olma zamanı. Hazır. Baykuş ışınları. Baykuş kanadı rüzgarı. Şu ay tekerleğine bakın. En havalısı da içinde her ne varsa pis gibi güç veriyor olması. Bu sensin bizi çocuğum. Normal kedi gücün onu süper hızlı yapıyor. Hadi pisi hadi. Kedi çocuğum. Dışarı çıkamazsın. Ne kadar zorlansan o kadar hızlanıyor. Size ay topu oynatmamalıydım. Durun. Ay kızıyla tekrar oynasak mı? Şaka mı bu? Çarpılan kertenkele hiç de iyi kokmuyor. Hayır, normal güçlerimizle oynayacağız. Kahraman olma zamanı. Süper kedi hızı. Cem'i mi düşünüyorsun? Şunu bir deneyelim. Şapşal kedi. Geri sarma ışınımın durdurulamaz olduğunu anlamak için daha kaç kere aynı hatayı yapman gerekiyor? Arızasını onardığınızda tabii. Bunu bilmiyor muyum ben? İşte bu işi görür. Ne işe yarar? Arızalı ya da arızasız. Ben kumandaya rakip olamam. Sen benden daha akıllısın. Öyle mi? Yani evet, öyleyim. Kötü bir deha olmak çok zor sonuçta. Süper kertenkele kamuflajı. Karşılaştığım tüm kötüler arasında sen hep en iyisi oldun. Bunu duydun mu robot? Evet efendim, ama kumandayı tamir etmeyi bitirmeyecek misiniz? Vermeyi bırak artık. Evet kedi çocuk, ne diyordun bakalım? Ne kadar akıllı olduğunu. Yani bu geri sarma ışını bir harika doğrusu. Bir dakika, ne kadar konuşkansın sen. Pija dostların nerede bakalım? Süper baykuş kanatları. Ne? Seni tutacağım patron. Ayaksi Harika plan çocuklar. İmdat. Öylece saldırmaktan daha iyi ve daha da komik. Robot, al kumandayı. Sonunda süper kedi hızı.
onu ben alayım. Kertenkele yakala. Ne oldu ki böyle şimdi? Işınını sana karşı kullandık ve seni kendi oyununda yendik. Bu defa kazandınız Pijama Maskeli. Öylesi küçük kötülere göre bu ninja güveler büyük sorun çıkarıyorlar doğrusu. Hayır. Baykuş gözler. Ninja güveler Ay Kızını ve Gece Ninjasını rokete yapıştırmış. Soluyan kertenkeleler, bu ninja güveler çok ileri gitti. Kahraman olma zamanı. Bunların hepsi senin suçun. Eğer ninja ninolarına kızmasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Benim suçum mu? Hayır, hayır, hayır. Tek istediğin uzay gününü mahvetmekti. İlgi merkezi haline gelmek değil. Bu ninja güveler çok ileri gitti. İtiraf etmeliyim. Onlar kötü oldukları zaman daha iyiydiler. Evet. Keşke onları yardımcılarıyla bir araya getirecek bir yol olsaydı. Dur, işte bu. Belki de kötülerine dönmelerini sağlayarak ninja güveleri ayırabiliriz ha? Peki, ama nasıl? Bu çok basit. Gerçekten umursadıklarını kanıtlayarak. Fena değil. Ama eğer bu işe yarayacaksa önce Ay Kızı ve Gece Ninjasını kurtarmalıyız çocuklar. Siz ninja güveleri oyalayın. Ben onları kurtarırım. Hey ninja güveler, buradayız. Süper baykuş karakteri. Süper kedi hızı. Benim sıram süper kertenkele kamuflajı. Pijama maskelilere inanabiliyor musun? Bizi kurtarmaya çalışmadılar bile. He? Sizi buradan kurtarırken bekleyin. Süper kertenkele kasları. Dur, bize neden yardım ediyorsun? Çünkü doğru olan şey bu. Ve belki de yardımcılarınızı geri istersiniz diye düşündüm. Pekala. Ama onlara karşı nazik ve saygılı olmalısınız. Bir kaldı. Son ipucu neymiş? B-B-A-B-B-A-C. Bu bir kod mu? Hayır. Bunlar origami talimatları. Origami Japon kağıt katlama sanatıdır. Kağıdı A'dan B'ye ve C'ye katlıyorsun. Vay canına. Bu bir ejderha. Son hazinenin nerede olabileceğini biliyorum. Müzede. Şey, burada ejderha falan mı var? Umarım gerçek ejderha değildir. Burada çeşit çeşit şey saklı. Bir şey buldum. Bir yumurta mı? Fosilleşmiş bir yumurta. Efsaneye göre bir ejderha yumurtası olabilirmiş. Benim kedi bıyıklarımın kötü bir hissi var. Gece ninjası tüm bu hazinelerle ne yapacak? Sadece bir oyun. Kaybettiği bir oyun. Dikkat edin. Yumurta için geliyorlar. Baykuş kanadı rüzgarı. Hazinemden uzak durun. Kazandık. Evet. Yaşasın. Keşke şunu yapmayı bıraksa. Bunu kamuflaj güçleri olan kertenkele çocuk mu söylüyor? Yumurtayı bırak kuşçuk. Oyun bitti gece ninjası. Artık yıkım yok. Ninja linolarını durdurma zamanı. Ya da çağırma. Hazineleri bulduğunuz için teşekkür ederiz. Onlar senin değiller. O ipuçlarını sen asla çözemezsin. Origaminin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Biliyorum. Şeylerle ilgili bir şey. Peçetelerle. Ben şehri gelmiş geçmiş en büyük, fena ve yıkıcı pinball oyununa çevirirken iyi şanslar. O zaman oyun bitecek pijama böcekler. Bu iyiydi efendim. Bütün şehir mi? Endişelenme. Dev bir pinball ne yapacak ki? Göreceksiniz. Oyun başladı. Ha? Bizi durdurmak
için bir gülleden fazlasına ihtiyacın var. Baykuş kız topu baykuş kanadı rüzgarıyla yavaşlat hadi. Çocuk oyuncağı. Kertenkele işaretimi bekle. Ha? Baykuş kanadı rüzgarı. İşe yaramadı. Bir daha deneyeyim. Baykuş kanadı rüzgarı. Çocuklar, sanırım yardıma ihtiyacım var. Baykuş kanadı rüzgarı, her şeyi hallederiz. Bu gerçekten eğlenceli. Kendinizi açtınız efendim. Aynen öyle. O sersem pijaların beni bu defa durdurmaları imkansız. Hadi canım. Şimdi şunu izle. Süper kedi hızı. Yine çocuk. Kertenkele heykeli kurtar. Süper kertenkele kasları. Gördün mü Romeo? Biz her şeyi halledebiliriz. Hadi ya ama. Beni durdurmak için bundan biraz daha fazlası gerek. Bunu beklemiyordum. Endişelenme. Daha önce durdurduk. Yine yapabiliriz. Kolay bir iş. Bu kadar emin olmayın. Size iki numaralı güllemi sunmama izin verin. Herkes uyanıp dışarı çıktığında zıplayıp duracaklar. Ve kimse dünyayı yönetmemi engelleyemeyecek. İyi ki bu süper ağır çizmeleri icat ettim. Böylece yerde kalabiliyoruz. Şimdi zıpır yıkımın başlasın. Al işte, al işte. Gördün mü gece ninjası? Kötü olmaya gelince ben inanılmazım. Ben harikayım. Ben süper harikayım. Duyuyor musunuz? İnanamıyorum. Biraz senin gibi konuşuyorlar. Sürekli ne kadar harika olduğunu kanıtlamak istedin. Bunu zaten bilmemize rağmen. Haklısınız. Özür dilerim. Eğer harika olmak istiyorsan birlikte çalışmalıyız. Tamam tamam. Kahramanlık zamanı. Süper havalı bir numara zamanı. Ama kusursuz olmalı. Süper kedi sıçrayışı. Baykuş kız, baykuş kanadı rüzgarı. Şimdi kertenkele, süper kertenkele tutuşu. Zıplak tronundan kurtuldu. Süper kedi hızı. Hata. Neler oluyor? Onu fena hakladık. Romeo, arkandayım. Hey, onları geri ver. Ha? Hayır! Yakaladım. Hadi geriye alalım. Altına almak mı? Sadece sıradan bir güç alanı atıcısı o kadar. Ama seni konuşurken duyduk. Bir süper robot kumandası mı? Planımın bir parçası. Mini bot da öyle tabii. O kadar şirin ki. Sizin de kalmasını isteyeceğinizi biliyordum. Yani bunu inşa ettim ve size ben bir tuzak kurmuş oldum. Süper kertenkele. İşe yaramıyor. Şimdi nerede kalmıştım? Evet. Merkeze girmek, yerle bir etmek. La 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 da la. Unutuyordum. Hayır, geri gel. O gitti kertenkele. Üzgünüm. Sen en harika pijama bot olabilirdin. Günü birlikte kurtarabilirdik. Hadi sallanma. Şunu gördünüz mü? Kumandaya karşı koymaya çalışıyor. Bizim takımda olmak istiyor. Romeo onu kontrol altında tutsa bile.
Hey Pizza Bot! Yapabilirsin Pizza Bot. Lütfen bize katıl. Artık zamanı. Dediğimi yapmıyor. Peşinden gelin. Evet efendim. Pijama maskeliler, gece ninjasına kimin patron olduğunu göstermeye ne dersiniz bakalım? Evet. Evet. Yeni güçler verdi kertenkele ve hepsi de harika. Ve her şey Pizza Bot'un sayesinde oldu. Ninjalinolar, o arabaları ele geçirin. Onları dönüştürmeden arabaları buradan uzaklaştırın. Onları bir daire yapın. En son yaptığımız gibi savaşacağız birlikte. Ya da pizza arkadaşın o kontrol aletini çıkarır. Ve o kadar yakın ki bu çok kolay olur. Kertenkele hayır. Kertenkelesini size tercih edeceğini biliyordum. Ninjalinolar yapışkan vıcık saldırısı. Sonunda geri vereceğiz sizi iyilik melekleri.
Ama binmek istemiyorsanız öyle olsun. Ay mıknatısı gerçekten de çok havalı. Hadi. Hey! Durun! Ha? Robot kazanır. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Sonunda. Kaçmaya çalışıyorsun ha? Arkadaşlarının kimin tarafında olacağını göreceğiz. Pijama maskeliler, pijama maskeliler. Romeo'yu buldum, orada. Kendi çocuk kertenkele benim. O Romeo. Kılık değiştirdi. Hayır, o yaptı. Romeo dahi bir kötü. Tabii ki benim kılığıma girecektir. Eğer sen baykuş kızsan neden laboratuvardaydın? Evet, kedi bıyıkları aşkına. Ama bu çok gerçekçi bir kılık değiştirme. Çocuklar lütfen, bu benim. Dikkat edin. Bizi kurtardı. O gerçek baykuş kız. Romeo bunu asla yapmazdı. Geliyor da ne demek? Ay kız, bizi rotadan çıkarmaya çalışıyor. O balonları atlatmalıyız. Baykuş kız, bu iş senin. Tamamdır. Sakın tutunun. Görüyorum ama çok hızlı geliyor. Sakın tutunun. Çocuklar, sonuncuyu atlatamadım. Aa, senin hatan değil. Pijabot, gemi iyi mi peki? Hasar mı? Ne kadar kötü. Yani tamir edebiliriz değil mi? Eve dönebileceğiz yani. Ha? Çocuklar, gemiyi indirmem gerekiyor. Sıkı tutunun. Çünkü birazdan sarsılacağız. Sonunda bitti. İyi inişti baykuş kız. Gemi ne durumda? Sonunda artık buradayım. Şimdi o ay kristali nerede? Hey! Ay kız ne yapıyor? Bundan hoşlanmadım. Hadi peşine düşelim. Belki ben kalıp Pijabot'a tamir işinde yardım etmeliyim. Teşekkür ederiz kertenkele ama bence hepimiz gitmeliyiz. Ay kızın ne yapacağını bilmiyoruz değil mi? Sen iyi misin? Pek sayılmaz. Ben sadece... hiç daha önce evden uzaklaşmam. Pijama mahkumlar, yeni evim hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir harika değil mi? Her zaman kendi kalemi istemiştim. Şimdi sahibim. Doğal olarak birkaç özel dokunuş gerekiyor şimdi. Mesela ben denizin bir heykeli gibi. Güzel. Ya da zevkli birkaç tablo. Bu değneği seviyorum. Ama hala bir şeyler eksik gibi. Gerçekten sessiz. Biliyorum. Bana tapacak saray tebaasına ihtiyacım var. O zaman neden DNA'yı sallayıp insanlar yaratmıyorsun? Çünkü işler öyle yürümüyor Tüyüma. Tanıdığın ve sevdiğin herkesin burada ayda sonsuza dek sadık tebaam olduklarını hayal et. Yapamazsın. Öyle mi? Beni kim durduracak? Biz. Öyle mi? Size iyi şanslar o halde. Yukarı. Endişelenmeyin. Sizi o şeylerden hemen kurtaracağım. Süper kertenkele kamuflajı. Dikkat et kertenkele. Hmm.
Bakın kim buradaymış. Aa, bu muhteşem. Yakında tam set pijamaskelileri yine lüks kalemde sergileyebileceğim. Umarım yeni evini seversin Kerten. Hayatın üstüme ışınını yok etmeliyim. Hayır! 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 Robot hazırlan. Kedi çocuk, bak! Hey, şuna bakın. Çimende bir kırmızı nokta var. Neden bilmiyorum ama o noktayı yakalamalıyım. Acele etmeliyim, hemen! Dikkat et seni şapşal kedi! Neredeyse yakaladım. Hey, nereye gitti? Evet! Dikkat et kediciğim! Robot, beni yere bırak! Evet! Beni bekle! Romeo, bu şeyin geri tuşu nerede? Asla söylemem. Peki, o halde ne tür bir hayvan olmak istersin? Yapamazsın. yapma. Lütfen, lütfen, lütfen. Bir hayvan olmak istemiyorum. Geri tuşu bunun şu tarafta, tamam mı? Uhu, evet. Kes şunu. Evet. Hey, kedi çocuk. Kedi çocuk, noktayı yakala, noktayı yakala. Sabit dur kedi çocuk. Zor yok kedicim, kedi çocuk. Sen artık benimsin. Yakaladım. Pekala. Çenemi okşaman garipleşti. Üzgünüm robot. Gitmek zorundayım. Gördün mü? Eğer böyle daireler çizersen dokunaçlardan kaçabilirsin. Ve unutma. Robo ahtapotun bir sürü kolu var. Ama kuyruklar da işe yarayabilir. Teşekkürler çocuklar. Kahraman olma zamanı. Gerçekten de faydalı bir kuyruk. Artık bitti Robo Ahtapot. Derinliklerin efendisinden kaçamazsın. Evet, kertenkele başardı. En azından umarım başarmıştır. Onu göremiyorum. Evet! Beni bekleyin efendim. Bir sonraki sefer ben kazanacağım pijama böcekler. Eminim öyledir. Eşyanızı arkada bıraktığınız için teşekkür ederiz. Kanalda daha çok var. İmdat! Bebi kurtarma görevimiz oldu. Kurtları mı kurtaracağız? Yoksa kenti mi? Kertenkele aşkına. Rip bu işi berbat etti. O duyguyu bilirim. Muhteşem tüylerimden bu kadarmış. Tüylerin gerçekten muhteşem. Sadece her şeyin çözümü değiller. Bilirsin, bence buna kedi çizgileri lazım. Evet, ve biraz süper kertenkele kasları. Haklısınız. Hadi o tüyleri geri alalım. Kahraman olma zamanı. Baykuş kanadı rüzgarı. Kedi çizgileri. Pekala kurt kuş.
Kuşum, şimdi yere konuyorsun. Kertenkele aşkına! Bu işe yaramıyor. İşe yaramasını sağlarım. Buraya gelin tüyler. Dikkat et Bay Kuş Kız. Onu aldım. Gerçekten de aldı. Hey, bunu mahvettin. Biz aya gidiyorduk. Hayır, gitmiyorduk. Yaralanacaktık. Evet, tek başımıza bizi oraya gönderdin. Bu doğru Rip. Yapmaya cesaret edemediğin bir plan mı? Bu nasıl bir plan olur? Ben buradan gidiyorum. Şikayet edeceğim. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben harika bir liderim. Başka bir plan kurarım. Ben baştayken yenilmez, durdurulamaz oluruz. Ha? Ne oldu Lionel? Tabii ya. Dev bir kertenkele en iyi nasıl durdurulur? Daha büyük bir kertenkeleyle. Kedi bıyıklarım aşkına. Hadi bakalım Lionel Zorro. İçimden biz bu çok işe yarayacak diyor çocuklar. Hey Romeo, büyük kertenkeleleri seviyor musun? Bak sana bir tane getirdim. İyi denemeydi. Bir daha olmaz. İyi kurtardın Lionel. Kurtazarus değil, Romeo. Kumanda elinde olan o unuttun mu? Kertenkele, kumandayı al. O olmadan Kurtazarus bir hiç. İyi düşündün Bay Kuş Kız. Lionel, işte orada. Hey! Turuncu bir tane de ben isterdim. Pija Dylan direksiyon başında. Pija kim dedin? Pija Dylan, yani Pija ben. Böylece takımın içinde bir yarım olur. Ve sizlerle kahramanlık yaparım. Hem de her zaman. Hayır. İçi biraz darmış. Merak etme, tamir ederim. Sadece alet edevat lazım. Onun nesi var acaba? Kendini bizim takımdan zannediyor. Sonsuza kadar mı? Ona söylememiz lazım. Nasıl? Öylece gitmesini isteyemeyiz. Ama her şeyi ele geçiriyor ve yıkıyor. Evet, onun gitmesi gerek. Söylediklerimizi duydu. Olamaz. Gelin, gidip onunla konuşmamız gerek. Merkezlerini kurtardığım için pişmanım. Onlara göstereceğim. İşte orada. Ve oldukça öfkeli görünüyor. Merhaba dostum. Ne haber? Beni istemiyorsunuz demek ki. Ha? Bunu açıklayabiliriz. Hayır. Bir pijama maskeli olmayacaksam her zaman merkezinizi ele geçireceğim demektir. Ha? Yapamazsın. Bak da gör. Onu ezip geçeceğim. Ve işim bittiği zaman onu biraz daha ezeceğim. Size her şeyi abarttığını söylemiştim. Süper baykuş tüyleri. Süper kedi hızı.
Merkezi kurtardım. Duramıyorum. Kertenkeleler aşkına bütün şehri yıkıp geçecek. Onu durdurursak başka. Hadi kedi arabasına. Yoksa şimşek yumruğumu görürsün. Hey, bu benim şimşek yumruğum. Ama artık benim oldu. Tünel kalkma güçlerin de öyle. Kertenkele, sen iyi misin? Görünüşe göre Romeo tünel kazdı ve kaçtı. Haklıydınız arkadaşlar. O kadar güçlü ki ona güç yetiştiremedim işte. Belki olmadı ama onu zekamızla yenebiliriz biliyorsun. Nasıl? Şimdi her yerde olabilir. Ve kaçıp gitmesi de benim suçum. Merak etme, onu bulacağız. Pije Robot, dinlemede misin? Bize Romeo'nun konumu lazım. Pije Robot'a çok ihtiyacınız var. Keşke efendimin de bana ihtiyacı olsa. Baksana, işlerin eski haline dönmesini istiyorsan yapabileceğin bir şey var aslında. Ne olmuş? Daha mı çok ağaç devirdin? Sen süper kötüden çok oduncuya benziyorsun. Çok komik Aardvark çocuk. Sadece laboratuvarın senin güçlerinle nasıl olduğunu görmek istemiştim ben. Şimdi unutmayın, Romeo'yu durdurmak istiyorsak akıllı davranmamız gerekiyor. Sen burada devreye giriyorsun robot. Sen işini yaparken Romeo'nun dikkatini dağıtacağız, tamam mı? Olumlu. Bir kahraman olma zamanı geldi mi? Biliyorsun. Yaşasın. Her zaman bunu söylemek istemiştim. Bura yeni kalem için harika bir yer olacak. Ama önce bu kasıntı eski müzeyi yıkmalıyım. Kertenkele bu bir sallan ve atıl. Bir dakika, neler oluyor? Arkadaşlar, bir armadillodan çok kaplumbağa gibi hissediyorum şu an. Siz pijama böcekler yine neler yaptınız böyle? Efendim, iyi misiniz? Robot, sen burada ne yapıyorsun? O da neydi? Kedi kulakları. Işıltılı kız, tekmele ve işini bitir. Bu sesi biliyorum. Bu ışıltılı kız. Ha, daha önce tam olarak böyle görünmüyordu ama. Az önce ne oldu böyle? Romeo, seni küçük pisi maskeli. Ne yaptın sen? Işıltılı kızı modifiye ettim ve herkesi böylece zararsız bir aksiyon figürüne dönüştürebileceğim. Artık hiç kimse benim yoluma çıkamayacak. Fıs 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 fıs. Hayır, unutmadım. O kısma geliyordum zaten. Dünyayı ele geçireceğim. Bundan asla paçayı kurtaramazsın. Aa, öyle mi? Beni kim durduracak? Küçük bir kedi çocuk aksiyon oyuncağı mı? Süper kedi hızı. Bizim için bir tane efendim. İyi düşündün robot. İşte güvenli bir şekilde kaldırıldı. Yeni evinin tadını çıkar kedi çocuk. Bırak beni. Bırak kedim. Hadi robot. Işıltılı kız tuzağını bir sonraki her şeyden habersiz pijamaskeliği yakalamak için kullanalım. Hayır. Burada ışıltılı kızdan hiç iz yok. Ya da burada. Ya da... Işıltılı kız, tekmele ve işini bitir. İşte kedi çocuk baykuş kız. Işıltılı kızı buldum. Dur biraz. Bu az önce burada değildi. Bu işte bir terslik var. Bu çok güzel. Bakalım bu şey neler yaparmış. Tokmak tamamdır. Dolunay tamamdır. Gece yarısının son vuruşu az kaldı. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Aklından bile geçirme gece ninjası. 4. 3. 3 vuruş daha ve ejderhayı salıvereceğim. 2.
Gonga vurmasına izin veremeyiz. Ve bir. Ben Gong'un ejderhasıyım. İsteğin nedir efendim? Efendi mi? Nihayet birazcık saygı. Bakın pija böcekler. Ejderha tokmak kimdeyse ona boyun eğer. Ve bu da beni en iyi ninja ustası yapıyor. Yoksa şey miydi? Usta ninja. Her türlü beni durduramazsınız. Bunu göreceğiz. Evet, göreceksin kertenkelecik. İşte bu anı bekliyordum. Ejderha, sana emrim bu iyilik meraklısı tipleri sepetlemen. Emredersin efendim. Güle güle pijalar. Bu çok eğlenceliydi. Olamaz. Haklıydınız. Ben haksızdım ve... Merak etme. Sadece buraya gel ve birlikte hallederiz. Görünüşe göre bize kertenkele gücü gerek. Ama hiç zaman yok. Ama... Süper kertenkele kalkanı. Evet. Çok mu geciktim? Hayır, gecikmedin. Atla. Kertenkeleler aşkına. Sizi dinlemem gerekirdi. Her şeyi berbat ettim. Şimdi düzeltiyorsun. Önemli olan da bu. O dağdan aşağı seke seke indi. Ve şimdi süper kertenkele kasları zamanı. Yapıştırın. Şuna bakın. En azından bunun nereye gittiğini biliyoruz. Müzeye, öyle değil mi? Beni hemen oraya götürün. Kedi gücü. Her şeyi bozdum ama düzelteceğim. Yine mi sen? Buraya nasıl geldin? Süper kertenkele kasları. Baykuş kanadı rüzgarı. Başımı döndürüyorsun. Dur. Tamam. Şimdi bir şeyleri düzgün yapma sırası sana geldi. Bu pisliği temizleyeceğine söz ver. Pekala. Her şey müzeye geri dönüyor. Aferin size pijama maskeliler. Acaba o büyük vıcık nereye gitti? Kocamandı değil mi? Şey, ben olsam bunu dert etmezdim. Onu ait olduğu yere geri gönderdim. Vay canına. Bakın kim gelmiş. Pijama böcekler. Ay kız, ne peşindesin? Onlar da ne? Sizin yaramaz güçleriniz. Zavallı küçük laboratuvarıma fazla geldiler. Şimdi her yerdeler. Bizim güçlerimiz mi? Yakalayın güveler. Güveler? Onlara bakmayın hadi. Güveleri çek Luna. Onlar bizim güçlerimiz. Aa, keşke benim olsalardı. Bu zor olmayacak. Ninja Lino'larıma gerek bile yok. Evet. Nerede onlar? Gizemli dağda antrenmandalar. Kimin umrunda? Ekstra gücü alması gereken kişi benim neticede. Ben. Kavga etmeyin. Eğer kim bu gücü hak ediyorsa o alacaktır. Panayır'da adil oynamak lazım. Öyle değil mi? Bunların hiçbiri adil değil. Bizim güçlerimizi çaldın. Ve oyun başlasın. Halk atmaca oynarız değil mi arkadaşlar? Yip yip. Hindi sence bizi. Güveler olmayı versin. Ha, inanılmaz ninja Hindistan cevizi atışımı görene kadar bekle bakalım. Bu çok korkunç. Herkes bizim gücümüzü istiyor. Hayır, onlar almayacaklar. Biz alacağız. Ha?
Hadi gelin yardım edin. Evet. Güçlerimin geri geldiğini hissediyorum. Vay vay vay. Galiba zıtlık ışınımın etkisi geçmeye başladı. Belki sizi biraz tazelemek gerekiyor. Efendim sen çok yaşasın. Hayır. Süper kertenkele kalkanı. Efendim? Hadi ama zıtlık ışını. Korkmayın sakın. Yüzbaşı üstün zeka burada. Nasıl yardım edebilirim? Vay be. Teşekkürler yüzbaşı üstün zeka. Ama sanırım artık iyiyiz. Gerçekten mi? Ama gece panteri ve kara baykuş yaramazları hala ortalıkta. Bu iş gerçekten tuhaf olmaya başladı. Dam di dam di dam di dam dam di dam di dam di dam dam di dam di. Ha? İşte oradalar. Pekala süper dostum. Hadi şu kötüleri yenelim. Peki. Neden olmasın? Hey panter, kara baykuş, bu tarafa. Misafirlerimiz var. Yakalayalım. Yüzbaşı üstün zeka yardıma koşar. Kötülüğe galip gelir. Teşekkür ederim yüzbaşı üstün zeka. Pekala. Ne oldu böyle? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Nihayet ikiniz de normale döndünüz. Sonra açıklayacağım. Şimdilik sadece diyelim ki pijama askeriler. Yüzbaşı üstün zeka. Alkışı hak etti. Baykuş gözleri. Armadillo'nun mega ay taşını almış. Armadillo'nun mı çalmış? Öyle görünüyor. Ve gece ninjası onu kıstırmış. Armadillo, sen ne yapıyorsun? Yardım ediyorum. Ne yapıyorum sizce? Mega ay taşını çalmışsın gibi görünüyor. Evet. Müzeye girdi ve onu sahtesiyle değiştirdi. Ben her şeyi gördüm. Ne? Hayır, bu doğru değil. Yani sen onu çalmadın mı? Teknik olarak ben sanırım çaldım. Ama kötü bir anlamda değil. Ben onu koruyordum. Koruyor muydun? Ha. İyi biri olmaktan vaz mı geçti? Hayır, ben bir kahramanım. Tıpkı sizin gibi. Ama kahramanlar bir şeyleri çalmaz. Öyle bir şey değil. Gerçekten. Gece ninjası ve ay kızı birlikte çalışıyorlar. Ve bu ay taşını istiyorlar. Ben de alabilirim diye düşündüm. Bilemiyorum. Pis kokular geliyor. Bak, bana inanmıyorsanız siz alın. Korkarım olmaz. Mega ay taşı benim. Benim, 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 benim. Onunla ne yapacağıma bakın da görün. Ay kız. Ben demiştim. Onu durdurmamız gerekiyor. Yıldırım yumruğu buna yardımcı olur. Olamaz. Yıldırım yumruğu. Ninjalinolar kaçın. Yıldırım. Hayır Armadillo, yapma. Olamaz. Harika. Kötülerin hepsi birden kaçtı işte. Size söylemeye çalıştım. Birliktelerdi. Ama hayır. Bana inanmadınız. Normal davranın ve aralarına karışın. Neden öyle konuşuyorsun peki? Çünkü sesimi saklıyorum. Süper kahramanların birinci kuralı, sınıf arkadaşlarının gerçek kimliğini öğrenmelerine asla izin verme. Geliyorlar. Şekerli. Merhaba şeker toplayan çocuklar. Harika. Muhteşem kostümler. Ama benimki kadar harika değil. Ben Yüzbaşı Cameron. Dış uzaydan gelen gezegenler arası bir kahraman. Hadi gelin. Vakit şekerdir. Sonra görüşürüz. Hadi. Oh,
onları süper güçlerimiz olduğunu göstermeden nasıl kurtaracağız? Benim bir fikrim var. Süper kertenkele kamuflajı. Ah, bunu nasıl çıkarırım? Vay canına. İmdat! Kıpırdayamıyorum. Beni bekleyin. Vay! Arkadaşlar gördünüz mü? Gezegenler arası uzay kaslarımla bizi kurtardım. Yüzbaşı Cameron. Teşekkürler Cameron. Ama ben süper kertenkele kaslarımla onları kurtardım. Ben gerçek kahramanım. Bunu biliyoruz kertenkele. Önemli olan yardım etmiş olman. İyi misiniz arkadaşlar? Sen grip misin? Aa, anlıyorum. Kalın süper kahraman sesi he? Komik. Her şey kontrol altında. Bizi o küçük şakacılardan kurtardın. Baykuş gözleri. Görünüşe göre şehrin altında buluşuyorlar. Yer altında mı? Hadi gelin partilerini basalım. Burayı kim seçti böyle? Çok rutubetli. Ve karanlık. Ve korkutucu. Korkutucu. Ah, bunu kim söyledi? Bu senin yankın. Cadılar Bayramı kurt ayı olmadan kurt güçlerimiz gittikçe zayıflıyor. Cadılar Bayramı kurt ayı diye bir şey yok. Siz tüy topakları her şeye kanarsınız. Yani süper kurtlar değil miyiz biz? Şikayet etmeyin. En iyi Cadılar Bayramı yağmasını kutlamak için burada toplandık. Şimdi şekerleri paylaşalım hadi. Bunu yapmayı başardıklarına inanamıyorum. Ne yapacağız ki? Sayıca çok azız. Pizza böcekleri boş yere koşturmayı iyi başardık. Dahice planım sayesinde tabii. Senin planın olduğunu nereden çıkardın? Hepsi benim fikrimdi. Peki ya ben ve o harika uyaklı şifrem ne olacak? Şeker torbaları, şeker torbaları. Uyaklı değildi. Vay canına. Birlikte hareket edeceklerine kim teşekkür olacak ona takılıyorlar. Buna inanabiliyor musun? Evet. Kulağa biraz benim gibi geliyor. Övgüleri kimin alacağına Cadılar Bayramı'nı kurtarmaktan daha çok önem vermiştim. Peki ya bunu onlara karşı kullanırsak? Kötüler birlikte güçlü olabilir ama ufak bir şakayla onları ayırabiliriz. Bu konunun gidişatını sevdim. İşte bana 10 tane ve her birinize 2'şer tane adil ve eşit. Sayı saymayı nereden öğrendin? Şuna bir bakın. Nefis. Ne adil ne de eşit. Arkadaşlar bir